ileri derecede şiş olmayan alt konkalarda radyo frekans, koblasyon gibi yine yeni araçların kullanımı da başarılıdır. Ancak bütün bir konkayı kapsayan, konkanın sadece ön ucu değil, fakat konkanın kuyruklarını da kapsayan büyük konka şişliklerinde bu tekniklerin başarısı ve kalıcılığı görece olarak daha düşük olmaktadır. Lazerle alt konka küçültülmesi her olgu için geçerli olmayabilir. Hastada aynı zamanda burun tıkanıklığının sebebi olabilecek eşlik eden koşullar mutlaka iyi araştırılmalıdır. Örneğin burun orta bölmesi, halk arasında kemik eğikliği denen deviasyonun belirgin varlığı veya sinüslerin burun içerisine açılmış kanallarının bulunduğu bölgelerin tıkanıklığı, eğer aynı hastada mevcutsa, o bölgelerin de açılmasını gerektirecek küçük cerrahi uygulamalar gerekli olabilir.